test dediler. Bakın. Tüm dünya genelinde milyarlarca test yapıldı, değil mi? İşte bu hızlı testler var. Bunun yanı sıra burundan ve boğazdan alınan sürüntüyle yapılan PCR testi var. Şimdi birileri de bundan para kazanıyor. Milyarlarca test. Hızlı testler hatırlarsanız kısa bir süre önce Almanya'da Aldi'de, Real'de, Lidl'da yani pek çok yerde markette satıldı. 5'li set halinde 20 euro, 25 euroya satıldı. İnsanlar hücum etti. Birkaç saat içerisinde bu testler bitti. Yine birileri para kazandı. Yine birileri bir şeyler yapıyor. Yani bir film var. Madem öyle değerli izleyicilerimiz aşıyı bedava veriyorsun, değil mi? Gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Evet, bedavaya veriyorsun. Yani vatandaştan para almıyorsun. Niye vatandaştan testten para alıyorsun madem öyle? Bedavaya her hafta her vatandaşına yap o zaman testi. yapamıyoruz Niye? Çünkü işin içerisinde gerçekten çok büyük paralar var. Çok büyük paralar var değerli izleyicilerimiz. Gerçekten düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca test, milyarlarca aşı. beni ne diyorlar şimdi? Yılda iki kez, her yıl yapın diyorlar. Her yıl inanılmaz bir durum, inanılmaz bir maliyet, bütçe, korkunç bir para. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Başbakanı Merkel aşı önceliği ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Merkel, ülkesinde yeni tip koronavirüse karşı devam eden aşı kampanyasındaki öncelik sıralamasının en geç Haziran'da kaldırılacağını söyledi. Yani şunu söylüyor. Merkel diyor ki artık öncelik falan yok biliyorsunuz. Yaşlılara, hastalara, polislere, öğretmenlere yani böyle bir sıralama yaptılar. Önem sırasına göre kendilerince. Haziran ayında bu sıralamanın kalkacağını isteyen herkesin gidip aşı olabileceğini söyledi. Bunun anlamı şu. Aşı tedariki ile ilgili bir rahatlama olacak. Haziran ayı itibariyle isteyenler gidip aşıya olabilecekler. Merkel bunun ilk sinyalini verdi biliyorsunuz şu anda içinde bulunduğumuz bugünlerde aşı krizi var gerçekten aşı yok aşılar erteleniyor verilen ikinci randevüler erteleniyor insanlarla bir şekilde kontağa geçerek iletişime geçerek aşıyı sonraki günlere bırakıyorlar ama ben yine şunu söylüyorum bu planlamayı yapanlar doğru düzgün iş yapmadılar. İnsanların bir kısmı aşı olmak için dört gözle bekliyor. Bir kısmı ise olmak istemiyor. Aşı merkezleri açıyorsun, sonra kapatıyorsun. Aşı yok diye aile hekimleri aşı yapacak diyorsun. Aşı gitmediği için pek çok aile hekimi şu anda aşı yapamıyor Almanya'da. Nasıl olacak? Demek ki birileri hesap kitap yaparken işini doğru düzgün yapmadı. Bakın arkadaşlar. Bir hükümet yöneticisinin bir devlet başkanının hata yapma şansı yok. Devlet başkanından bahsediyorum. Alacağı karar milyonlarca insanı etkiliyor. Hangi ülke olursa olsun. Onun için mi etrafında danışmanlar ordusu var? Onun için mi etrafında bilim insanları var? Ne işe yarıyorlar kardeşim? Seni yanıltmayacaklar. Nerede aşılar? Aşı yok. Şu anda yaptıkları tek bir şey var. Bakın bunu ben Almanya için de söylüyorum, diğer ülkeler için de söylüyorum. Vatandaşı uyutuyorlar. Ya çıkıp bir tane devlet başkanı aşılarla ilgili şöyledir ya da böyledir diye bir açıklama yaptığını duydunuz, gördünüz mü olumsuz tek bir şey söylediğini? Hayır yok. Söylemiyorlar. Bütün aşılar o zaman tamamen koruyucu anlamına geliyor. Söyleyemezler. Bakın binlerce, on binlerce insan ölse de aşı yüzünden hiç kimse ağzını açıp tek kelime edemez. Niye? Çünkü çok büyük paralar ödediler. O zaman vatandaşlar ki, kardeşim, madem sen bu aşının böyle olduğunu biliyordun, neden bu kadar para ödedin? derler. Siyasetçiler de oyla ayakta duran, hayatta kalan insanlar oy kaybetmek istemezler. Bu koronavirüs döneminde bakın. Geçen sene kullanılan ilaçların hiçbiri şu anda kullanılmıyor. Hiçbiri. E geçen seneki insanlar kobay olarak mı kullanıldı diye sormak istiyorum. Allah aşkına bu millet, bu insanlar neresi olursa olsun koronavirüsle ilgili artık gerçekleri duymak istiyor. Ekonomiler bitti. Vatandaşın cebinde 5 kuruş para kalmadı. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Avusturya, Belçika nereyi sayarsanız sayın, her yerde koronavirüs virüs nedeniyle insanlar ekonomik anlamda zor durumda. Çünkü hayat en az yüzde zamlandı. İster markete git, ister çarşıya git, ister pazara git, ister kıyafet almaya git, nereye gidersen git, her şey almış başına gidiyor. Peki Almanya'da bu kadar fiyatlar artmışken ya bakın hani e, siz de hayatın içerisindesiniz. Aldi'ye gittiğinizde, RE'le gittiğinizde, Lidl'a gittiğinizde bu marketlerden hepiniz biliyorsunuz. Sıradan mahalledeki bir e, markete de gidebilirsiniz. Geçen seneye göre kıyasladığınızda fiyatlar artmamış mı? Artmış. Peki vatandaşa verilen tek kuruşluk bir yardım var mı? İş yeri olanlara verildi. Daha çok verilsin. Değil mi? Emekliye verildi mesela Almanya'da. Tek kuruş. Hayır. Sosyal yardım alanlara tek kuruş zam yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. E şimdi soruyorum. Hani çok uzağa gitmeye gerek yok. Vatandaş almış olduğu parayla ne yapıyor ki? Gıda ürünü alıyor sadece. Yani ne almış olduğu bu parayla yani tatile gitmiyor, zevki sefa içerisinde yaşamıyor, ay sonunu getirmeye çalışıyor. Peki bu vatandaşın aldığı tek şey ne? Gıda ürünü. E gıda ürününe geçen seneden bu zamana kadar yüzde %20 zam geldiğini hepimiz biliyoruz. E bu adam ne yiyecek kardeşim? Bu adamın maaşına neden zam yapmıyoruz? Ya da almış olduğu sosyal yardıma neden bir zam yapılmıyor? Şunu söyleyebilir. Ya devlet bunu vermek zorunda değil. Bazıları görüyorum Türkiye ile kıyaslıyorlar. Kardeşim bakın ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Ben Avrupa'yı anlatıyorum. Türkiye ile kıyaslamak gerekirse de kıyaslarım. Almanya'yı anlatıyorum. Almanya ekonomisiyle Türkiye ekonomisini kıyaslamak bir kere saçmalık. Saçmalık. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Almanya ile Türkiye kıyaslanır mı kardeşim? Almanya'nın yapmış olduğu yardımları Türkiye yapsa şimdiye kadar batardı. Yani bir tanesi ekonomik olarak çok büyük bir tanesi küçük. Niye kıyaslamıyorsun diye videolarda da yorumlar görüyorum. Ya akıl var fikri aslında cevap vermeye bile gerek yok ama hem yani son kez anlatalım. Türkiye ile Almanya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı, İsviçre'yi kıyaslamak doğru değil. Anlamsız. Şimdi Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de alınan sosyal yardımlara baktığımızda geçen seneyle aynı. Ufak bir 150 euro çocuk parasıyla ilgili bir karar var biliyorsunuz. Bunun dışında başka bir şey yok Almanya'da. Ama vatandaş evinde daha fazla fatura ödüyor. Mutfak masrafı arttı. Daha çok gaz yakıyor, daha çok elektrik yakıyor, daha çok su harcıyor. bu e, emekli emekli aynı parayı alıyor. İşçi aynı parayı alıyor. Sosyal yardımlar aynı, çocuk parası aynı, o ayrı, bu ayrı. Hepsi aynı. Artan bir şey yok. E şimdi soruyorum. Yüzyılda bir ortaya çıkan böylesine kötü bir durumda vatandaşına yardım etmeyeceksin de ne zaman yardım edeceksin? Soru bu. Aslında sorulması gereken bu. Devletin kasasındaki para kimin parası? Bu milletin parası mı yoksa sizin babanızın malı mı? Diye sorarlar siyasetçilere. soruyorlardı da. Hadi buyurun cevap verin. İşin içerisinden çıkın.